Biz bugün Ardahan Gazeteciler Cemiyet Başkanımız bizi ziyaret etti. Ben kendisine hoş geldiniz diyoruz. Bizim en yakın komşu ilimiz Ardahan. Yıllardır da kavuşamadığımız bir ilçemiz. Bu vesileyle 1993 yılında Ardahan yolunun resmi temeli atıldı. O dönemin Bayındırlık İskan Bakanı Onur Kumbaracı Başı vardı. Geçen yıl da rahmetli oldu. Allah rahmet etsin diyorum. Biz bakanımız da öldü ama toplam Ardahan arasındaki bu 62 kilometrelik yol, bunun 31 kilometresi Ardahan sınırında, 31 kilometresi Ardahan sınırında olmak üzere Ardahan tarafı tamamlandı ama Ardahan sınırındaki 31 kilometrelik yol aşağı yukarı 30 yıldır bitirilemedi. Belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin karayolları tarihini en uzun süredir devam eden ihaleli bir yoldur. Biz bu vesileyle madem Ardahan Gazeteciler Cemiyet Başkanımızı da aramızda gördük, yaramız bir kez daha depreşti. İnşallah bu yol bir an önce bitirilir, tüneli de içine konulur ve bu hasret biter diyorum. Ben ziyaretleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Doğalgazla ilgili de çalışmamız, şimdi Ardahan ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki mesafeden doğalgaz geçti. Biz de belediye olarak geçen yıl bir meclis kararı aldık, kamu yararı kararı aldık. Doğalgaz şirketine zaten Artvin'de yetkili bir firma var. Belediyenin hiçbir harç, hiçbir para, hiçbir talepte bulunmayacağını, efendim kazı yaptığı zaman harfiyat parası, kazı parası, bunların döküm parası, bozduğu yolların, kaldırımların, asfaltların, parkenin yapımının tamamının Ardahan Belediyesi tarafından üstleneceği, hiçbir talepte bulunulmayacağı şeklinde bir 2022 yılında karar aldık. Bunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK'ya gönderdik. İlgili firmaya, doğalgaz firmasına gönderdik. Müracaatlarımızı yaptık. En son geçen hafta ayın 8'inde Artvin'deki yetkili firmanın bölge müdürünü AK Partili, İyi Partili ve Cumhuriyet Halk Partili bütün meclis üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Orada gördüğümüz şu, programda 2026 yılında Ardahan ilçesinin de doğalgaza kavuşacağı söyleniyor. Ama bu bizim için tabii biraz daha geç tabii, çünkü Ardahan'da hem hava kirliliği var hem artık kömür çok pahalı. Vatandaşın bu konuda çok büyük talebi var. Biz bunu da gerekli yerlere ilettik ama yine de nihai kararı belediye olarak biz üstümüze düşen tüm sorumluluğu aldık ama biraz hükümet kanadının da yapılacak yatırımı hızlandırmasını dilek ve temenni ediyoruz. Bu baraj sonrasında biraz ilçe merkezinde özellikle nem oranı yükseldi, biz öyle düşünüyoruz. Tabii bu iklim değişikliği de var, kuraklık da var. Yani bu vesileyle biz Doğu Karadeniz'de yani nadir noktalardan biriydik ama özellikle bu orman kesimleri, HES yapımları bizim günlük yaşama standardımızı da bozduğunu söyleyebilirim. Belki bu nemi de kurutacak olan ormandır. Orman ne kadar azalırsa nem de o kadar çoğalıyor ama su da o kadar azalıyor.